Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu akşamdan itibaren haftada bir konu anlatım videosu, bir soru çözüm videosu olmak üzere iki video ile birlikte karşınızda olacağız. O halde başlayalım. İlk konumuz isim tamlaması. İsim tamlaması sevgili arkadaşlar, bazı kaynaklarda karşınıza at takımı olarak da geçmekte. Peki nedir isim tamlaması? Adı üzerinde at takımı olduğu için en az iki tane isimden oluşması gerekiyor, değil mi? Dolayısıyla iki ismin diyoruz tek bir kavramı karşılamasına, tek bir kavramı anlatmasına ne diyeceğiz? İsim tamlaması diyeceğiz. İsim tamlamasında bizim iki tane unsurumuz var. Nedir bunlar? Tamlayan unsuru ve tamlanan unsur olmak üzere iki tane unsur var. Ben bunları kısaca şuradaki M'den dolayı TM diyorum ve buradaki N'lerden dolayı da N'lerin baskın olmasından dolayı da TN diyorum. Peki o zaman bu unsurları tanıyalım. Özelliklerini çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tamlayan unsurumuz sevgili arkadaşlar yardımcı ögedir. Tamlayan yardımcı ögedir ve tamlayanın bazı özellikleri vardır. Bu ekleri ezberlememiz gerekiyor. Nedir bunlar? In, in, un ve ün ekidir. Aynı zamanda ben tamlayan unsuruma ne diyeceğim sevgili arkadaşlar? İlgi eki de diyeceğim. Bazı kaynaklarda bu şekilde de karşıma çıkacaktır. Ve bu ekleri öğrendikten sonra tabii ki istisna durumları olacaktır. Nedir bunlar? Ben ve biz kişi zamirlerinde sevgili arkadaşlar tamlayanın ım olacaktır. Onun dışında bazen de ayrılma hal eki olan den'dan ın in yerine kullanılabilir. Bu durumda da ne olacaktır? Buradaki den'dan için tamlayan eki diyeceğim. Hatta bununla ilgili soru karşımıza şöyle gelebilir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ya da altı çizili ekten hangisinin görevi diğerlerinden farklıdır? Ne yapar? Dandan'ın ekli olduğu sözcüğün altını çizer ve bana Dandan'ın görevini sorabilir. Peki geldik tamlanana. Tamlananımız nedir arkadaşlar? Asıl ögedir diyoruz. Ve diyoruz ki tamlanan ı, i, u ve ü eklerini alır. Ve ben nasıl ki tamlayana ilgi dediysem tamlanana ne diyeceğim sevgili arkadaşlar? İyilik eki diyeceğim. Nedir iyilik eki? Aynı zamanda aitlik eki midir? Aynı zamanda sahiplik eki midir? Evet, sahiplik ekidir. Ne yapıyor? İsimlere gelerek onların kime ait olduğunu belirtiyor. Bunun istisna durumları var mı? Bu ekler dışında tabii ki istisna durumları var. Inız, ımız, ıları gibi ekleri de alabilir. Evet, bu kısa bilgiyi öğrendikten sonra hemen bakalım. İsim tamlamalarını biz kaça ayırıyoruz sevgili arkadaşlar? İsim tamlamalarını dörde ayırıyoruz. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması ve varlığı tartışmalı olan takısız isim tamlaması. Ona da değinmeden geçmeyelim. O halde bunları bir tek tek inceleyelim. Belirtili isim tamlaması adı üzerinde arkadaşlar belirtili isim tamlaması hem tamlayan hem tamlanan ek alırsa benim at takımım ne olur? Belirtili isim tamlaması olur. Diğer bir ifadeyle tamlayanın ve tamlananın ek aldığı belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayan ve tamlanan ekleri nelerdi? In, in, un, ün. Tabii ki bunlar ünlüyle başlayan bir sözcüğe geldiğinde araya ne gelecektir? N yardımcı sesi gelecektir. Tamlanan eklerim nelerdi? I, i, u ve ü. Arkadaşlar tamlanan ekleri de yine ünlüyle başlayan bir sözcüğe geldiğinde araya S kaynaştırma sesi gelecekti. Peki sevgili arkadaşlar belirtili isim tamlamasını nasıl bulurum? Tamlanana neyin ve kimin sorularını sorarak ne yapabiliriz? Belirtili isim tamlamasını bulabiliriz. Örneklerimiz var o zaman. Bu örneklere bir bakalım. Çiçeklerden biri solmuş. Ne yapıyorum arkadaşlar isim tamlamasını bulmak için? Fiilleri direkt eleyin. Zaten neyi soruyor bana? İsim tamlamasını soruyor. Benim fiillerle işim yok. Çiçeklerden biri. Ne demiştik biz az önce? Demiştik ki dandan eğer ın in yerine kullanılıyorsa tamlayan eki olabilir demiştik. Çiçeklerin biri diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O halde ben buna tamlayan eki derim. Şuradaki i'ye de ne derim? Tamlanan eki derim. Evet.
Öncülüm sağlandı mı? Sağlandı. Çiçeklerin biri de diyebiliyorum. Dolayısıyla belirtili isim tamlaması vardır diyeceğim. Devam edelim. Okulun duvarı çöktü. Altında kaldım. Hemen bakıyoruz. Kaldım da bir şey yok. Çöktü de bir şey yok. Bu da yalnız başına zaten bir şey yok. Okulun duvarı. Okul isim mi? Evet isim. Duvar isim mi? İsim. Hemen bakıyoruz. Tamlayan ve tamlanan eklerimiz var mı yok mu? Okulun duvarı dediğimde arkadaşlar burada bir tamlayan eki görüyorum. Burada da bir tamlanan eki görüyorum. Peki sorumuzu soralım. Neyin duvarı? Neyin duvarı? Okulun duvarı diyebiliyorum. Dolayısıyla burada da ne var? Belirtili isim tamlaması vardır. Devam edelim. Mavinin asaleti yeter. Yetmek zaten fiildir. Bunu direkt eledim. Burada ne aramıyorum? Tamlama aramıyorum. Peki mavinin asaleti, mavinin ın, in, un, ün tamlayan eki, asaletindeki i de nedir arkadaşlar? Tamlanan eki. Peki sorumuzu soralım o halde. Neyin asaleti? Mavinin asaleti. Az önce verdiğimiz örnek mavi sözcüğü arkadaşlar ünlüyle bittiği için araya ne geldi? N'ye kaynaştırma sesi geldi. Peki isim tamlamalarında özellikle belirtili isim tamlamasında arkadaşlar tamlayan ile tamlanan yer değiştirebiliyor. Nerelerde buna dikkat edeceğiz? Özellikle devrik cümlelerde. O halde bu örneğe bir bakalım. Yemeklerini seviyorum buranın. Bakalım yemeklerini seviyorum buranın. Buradaki seviyorum fiilini eliyorum. Buranın, buranın değil mi? Un, in, un, ün. Yemekleri dediğimde burası da tamlanan mıdır? Tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş mi sevgili arkadaşlar? Evet, yer değiştirmiş. Belirtili isim tamlamasında böyle bir şey mümkün. Peki burada bir notumuz var. Hemen notumuzu da okuyalım. Kişi zamiri tamlayan olduğunda tamlayan eki kişi zamirine göre değişir diyor. Ne demek istiyor sevgili arkadaşlar? Yani diyor ki kişi zamiri tamlayan olduğunda şuradaki ın, in, un, ün zamire göre değişiklik gösterebilir. Kısacası örneğin ın olabilir diyor. Hemen bakalım örneğe. Benim öğrencilerim çok başka dediğimde benim buradaki ım im nedir? Tamlayandır. Buradaki nedir yine aynı şekilde tamlanan ekidir. Benim öğrencilerim. Dolayısıyla ım eki bazı durumlarda hem tamlayan hem tamlanan olabilir. Peki müthiş sorumuzu soralım. Kimin öğrencileri? Benim öğrencilerim tabii ki dediğimizde belirtili isim tamlamasıdır diyoruz. Peki umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Yine sorularınız varsa arkadaşlar bana mesaj yoluyla iletebilirsiniz. O zaman belirtisiz isim tamlamasına bir bakalım. Adı üstünde belirtisiz isim tamlaması. Sadece tamlayanın ek aldığı bir isim tamlamasıdır. Peki tamlayan eklerimiz nelerdi sevgili arkadaşlar? I, i, u ve ü ekleri vardı. Ve bir de az önce biz ne yaptık? Belirtili isim tamlamasında tamlanana neyin ve kimin sorularını sorduk. Belirtisiz isim tamlamasında ise sadece ne sorusunu soruyoruz. O zaman örneklere bir bakalım. Ders kitabını evde unutmuş. Şimdi evde bir kere zaten tamlanan eki yok. Bu sözcüğü eledim. Unutmak da fiil. Bunu da eledim. Ders kitabı. Arkadaşlar bakıyorum tamlayan ne kalmış mı? Ders herhangi ın, in, un, ün eklerinden bir tanesini almış mı? Almamış. Dolayısıyla yalın halde kullanılmış. Ders kitabı şuradaki ı'yı görüyoruz. Ne ekidir bu? Tamlanan ekidir. Sorumuzu soralım. Ne kitabı? Ders kitabı. Oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması vardır. Belirtisiz isim tamlamasında arkadaşlar tamlayan ile tamlanan arasında muhakkak bir ilişki olmalı. Sel felaketi yaşandı. Yaşanmak fiildir. Dolayısıyla ben bunu elerim. Ne felaketi? Sel felaketi. Felaket ismi. Tamlanan eki almış mı? Almış. Sel sözcüğü yalın halde kullanılmış. Tamlayan eki almamıştır. Peki sorumuzu soralım. Ne felaketi? Sel felaketi sağlandı mı? Sağladın mı kuralı? Evet. Dolayısıyla belirtisiz isim tamlamasıdır. Birkaç tane daha örneğimiz var. Onlara da bakalım. Mesela cümle içerisinde kullanalım. Gözlerindeki umut ışığı hiç sönmesin dedik. Ne ışığı? Umut ışığı. Gördüğünüz gibi
Tamlayan ek almadı, tamlanan ek aldı. Dolayısıyla belirtisiz isim tamlamasıdır. Okul yıllarımı özledim. Ne yılları? Okul yılları. Okul kısmı yani tamlayanım ek almamış, tamlananım ek almış arkadaşlar. Dolayısıyla ben buna da ne diyeceğim? Belirtisiz isim tamlamasıdır diyeceğim. Belirtisiz isim tamlamasında arkadaşlar tamlayan ek almadığı için ikisinin yer değiştirme gibi bir durumu söz konusu değildir diyoruz ve geçelim. Evet, takısız isim tamlaması. Bakalım şimdi takısız isim tamlamasına. Evet, takısız isim tamlaması. Adı üstünde arkadaşlar takısız yani takı eki almayacak. Takı ekinden kasıt ne? Tamlayan ve tamlanan eklerinden bahsediyoruz. Her ikisini de almayan bir tamlama türüdür. Peki sınavlarda karşımıza çıkar mı hocam diye sorarsanız sevgili arkadaşlar ÖSYM şimdiye kadar takısız isim tamlamasını sormadı. Birazcık daha tartışmalı bir konu. Fakat çözdüğünüz denemelerde, testlerde, sorularda karşınıza çıkar. Nazlı Hoca anlatmadı demeyin sonra bana. Peki bakalım ne dedik? Dedik ki tamlayan ve tamlanan ek almaz. Diyoruz ki arkadaşlar tamlayan tamlananın neyden yapıldığını ya da neye benzediğini belirtir. Bu önemli. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını ya da neye benzediğini belirtir. O halde bakalım. Taş köprü dediğimde arkadaşlar taştan yapılan köprüyü mü kastediyor? Taştan yapılan köprü demek istiyor. Dolayısıyla köprünün neyden yapıldığını maddesini belli etmiş mi? Taştan yapıldığını. Takısız isim tamlaması mıdır? Evet, takısız isim tamlamasıdır. Kömür göz. Burada da arkadaşlar gözü neye benzetti? Kömüre benzetti. Neyden neye benzediğini söyledi mi? Evet, neye benzediğini de söyledi. Dolayısıyla yine takısız isim tamlamasıdır. Çelik tencere. Tencerenin maddesi ne arkadaşlar? Çelik midir? Evet, neyden yapıldığını söyledi. Takısız isim tamlamasıdır. Pamuk kalp. Nasıl kalp? Pamuk kalp. Kalbi pamuğa mı benzetti? Yumuşaklık bakımından. Evet, pamuğa benzetti. Takısız isim tamlamasıdır. Dediğim gibi arkadaşlar, takısız isim tamlaması tartışmalı bir konudur dil bilimciler tarafından. Kimisi bunu ne olarak kabul ediyor? Sıfat tamlaması olarak kabul ediyor. Dolayısıyla ÖSYM sormamıştır. Sormayacağı anlamına gelmez. Yine de fazla bilgi göz çıkarmaz diyoruz. Bir kenarda bulunsun. Peki geldik dördüncüsüne zincirleme isim tamlaması. Adı üstünde zincirleme. En az 3 tane isim olacak. Ve bu 3 tane isim bir zincir halkası gibi birbirine bağlanacak. Zaten bu yüzden adına ne demişiz? Zincirleme isim tamlaması demişiz. Evet, ne dedik? 3 ismin bir araya gelmesiyle oluşur en az 3 ismin. Hocam 4 olabilir mi dersiniz? Tabii ki de 4 de olabilir. Diyoruz ki arkadaşlar biz tamlanan ekine ne dedik? Asıl unsur dedik. Dolayısıyla diyoruz ki tamlanan eki muhakkak almalı. Yani bu 3 isimden bir tanesi muhakkak ne alacak? Tamlanan eki alacak. Diğer bir ifadeyle kısaca basitleştirirsek şöyle diyebilir miyiz? İki isim tamlamasının bir araya getirilerek oluşturulduğu isim tamlamasıdır. Yani bir belirtili isim tamlamasıyla bir belirtisiz isim tamlaması ya da iki belirtili isim tamlamasının bir araya getirilerek oluşturulduğu isim tamlamasına ne diyeceğiz biz? Zincirleme isim tamlaması diyeceğiz. Peki örneklere bakalım. Nazlı Hoca'nın ders notları. Nazlı Hoca'nın ders notları arkadaşlar nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. Yaz mevsiminin güzelliği, mevsimin güzelliği, yaz mevsimi dediğimizde yine nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. Evet, İstanbul'un trafik sorunu, İstanbul'un sorunu, İstanbul'un trafik sorunu dediğimizde yine nedir arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasıdır. Mert'in ayak sesi. Ne sesi? Mert'in ayak sesi. Ayak sesi yine nedir arkadaşlar? Mert'in ayak sesi. Zincirleme isim tamlamasıdır. Kısaca sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır.
Hepinize ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bütün sorularınız için, görüşleriniz için, istek ve arzularınız için Nazlı Hocam Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın.